Ne haber Hülya? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ ol. Nereye gidiyorsun kızım? Ben de vatani görevini yapıp gelmiş bir arkadaşımızın artık kutluyoruz. Ben de böyle giyindim. Gerçek mi o vatani görevini? Evet, evet gelecek kim? İnşallah bekliyorum. Mert diye bir dostumuz. Mert hoş geldin, gel artık bak hazırlanmış. Hayırlı tezkereler şimdiden. Tatvan'da kendisi. Nerede? Tatvan'da, Bitlis'te. Tatvan. Bayağı asker. Tüm askerlere buradan sevgilerimiz gitsin. En büyük asker bizim asker. Sizleri çok seviyoruz. Kardeşim. Evet, fiyatları alalım. Ayakkabılarım ve çantam 150 TL. Kumaşıma 200 TL verdim. 300 TL'ye diktirdim. Aksesuarlarımı da 130 TL verdim. Yüzüklerim ve küpelerim var. Şimdi tenkit etmek için bir şeyler arıyorum aslında. Ama yani buluyor muyum, bulamıyor muyum? Kendim de farkında değilim. O kadar farklı geldin ki kamuflaj çok zordur. Çok zordu. Hiçbir şey yoktu zaten hocam. Ve kamuflaj bir tek yerde kullanıldığı zaman göz alıcıdır. Sadece ne bileyim bir pantolonda, sadece bir kabanda, sadece bir montta, sadece bir gömlekte. Sen bunu elbise olarak kullanıp karşımıza gelmişsin. Diyorum ki bir şey bulmak için diyorum ha aslında. Bir postal da olabilirdi ama diyeceksin ki aa yaz günün postala ne işim var benim postal, nereden bulacağım? Doğru, nereden bulacaksın? Postalla da farklı bir şey olabilirdi. Onu herkes yapardı diye düşündüm. Ben bunu böyle şık tek yapmak istedim. Gidip, şöyle bir özellik, iki tek renk kullanmış, modellerle ilgili tartışmayacağım bugün. İki tek renk kullanmış ve esas temayı patlatmışım. Benim dikkat ettiğim budur. Star nedir? Kamuflaj desen stardır. Sen o starı ortaya çıkarmışsın. Çantanın modeli aslında tartışmıyorum. Güzel taşıdın. Bu zor şeyi güzel taşıdın kardeşim. Aferin kızım. Teşekkür ederim Hurkan Bey. Hoş geldin. Ay pardon. Gülşah'ım. Hoş geldin Hülya'cığım. Kolunu hemen şöyle bir yukarı doğru çek. Şöyle dirseğini aslında doğru. Aslında bu yarasa kol yaptırdım Gülşah Hanım ama çok büyük dikilmiş. Makinede kendim oturdum diktim. Kolunu yukarı çekebiliyor musun? Lastik. Çekemiyorsun orada şey. Peki tamam. Çıkarayım peki, zorlama isterseniz. Canın acımasın tamam. Bu mesleğe ilk başladığım zamanlarda öyle bir sene, bir buçuk sene kadar yapıyordum. Hep merakım vardı bunlara. İlk kamuflaj elbise kendime diktiğim ilk kamuflaj tuvalet yapmıştım. Tuvalet böyle bir elbise bir şeydi yani. Çok havalıydı. Sonra konu cinler minler derken konu birden buraya geliverdi. Görüyor musun sen? Evet. Ne hoş. Çok beğendim ayakkabını ve çantanı. Ayakkabına bayıldım hatta. Elbisen çok güzel. Sen çok güzelsin. Teşekkür ederim. Daha siyah, daha koyu bir makyaj isterdim. Biraz böyle bileğinde bir zincirler, bir şeyler isterdim ya da derin bileklikler falan isterdim. Kemirime yaptım Gülşah Hanım, evet. Bunları da öyle yok, bir tasarım yaptım. Ben seni çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok evet. Sağ ol. Buyurun. Hülya'cığım. Serdar Beyciğim. Benim en sevdiğim tarzdır. Yani kamuflaj biraz maskülen bir desendir. Yani erkeksi bir desendir. Ama onu çok güzel feminenleştirmişsin. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel söyledin. Erkeksi bir desendir, feminenleştirmişsin. Feminenleştirmişsin. Mesela postal yerine açık bir ayakkabı giymen muhteşem. Çok iyi. Tek omuzlu elbise ve elbisenin boyu o kolunun ucundaki hani biz şey deriz manşet havası vermişsin büzgülerle. O bile normalde beni rahatsız etmedi. Normalde daha düz, simple bir şey tercih ederdim. Ama o bile rahatsız etmedi. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hülya. Yasemin Hanım. Öbür eline çantanı alıp şöyle yüzüklerinle gösterir misin bana? Ben aslında senin nasıl geleceğini hayal ettim biliyor musun? Dedim bu kız şimdi buraya nasıl çıkacak biliyor musun? Şöyle bir sımsıkı, beli sımsıkı oturan bir trench coat, midi boy. Kocaman gözlükler, vatkalı değil ama pat deriz biz onlara. Böyle katlanmış bir pat. Tam da olduğu gibi trench coatlarda. Yine altına böyle bir ayakkabı, çanta seçimin muazzam. Ama bu yazın da çok, çok güzel. Zor Yasemin Hanım, yazın. Ben seni öyle hayal ederdim diyorum. İşte o gözlükler böyle jilet gibi.
Ama bu da olmuş. Bunu kendin yaptın değil kendim mi? Kendim yaptım, tasarladım, diktirdim. Bu renklerde seçmen de seni stylish yapar benim gözümde. Bir numara çekeyim diye işte pembeli kamuflajlar, grililer var ya, öyle bir şeyle çıkabilirdin karşımıza. Evet işte standart postal falan, hayır sen bayağı böyle bir seksi bir kadın olarak çıktın. Bravo. Teşekkür ederim. Buyur Banu'cum. Şöyle bir şey var. Şimdi biz Banu'yla kıyafet dikmek için terzideydik. Ben terzideyken Aleyna ve Hülya da terzideydi. Biz kimseden yardım almadan diktik. Hatta dikişlerimiz yani hiç yardım almadan ben böyle bebeğimle uğraşıyordum, oynuyordum. Hülya'yla Aleyna giymişler üstlerine, terzilerden yardım alıyorlar. Normalde benim bildiğim terziden yardım almak kesinlikle yasak. Yani terzi orasına iğne tutturuyor, burasını işaretliyor, şuradan şunu yap, buradan bunu yap. Fikir alıyorlar, onları yapıyorlar vesaire vesaire. Kendim diktim Banu'cum. Oturdum makineye, kendim diktim. Neresi dikeceğini sana kim söyledi? Sadece birlikte ölçü aldık. Onun için ufak bir yardımda sadece bulundular. Sadece ölçü alındı üzerimizden. Kuşu kuşu çıkıp ortalığı var yansın etmişsin. Öyle bir şey olsa bugün... Ben kesinlikle ortalığı var yansın etmedim. Değerlendirme dışı kazandım canım. Doğru mu değil mi? Bu yapılıyor mu yapılmıyor mu diye. Zaten yukarıda bir şey ben bunu sordum ve bu yapılmıyor diye sizinle yanınıza zaten birini yolladılar. Ya, yanıma geldiklerinde dikiş makinesinde dikiş dikiyordum. Gördüğün ondan gibi değerlendirme dışı da kalmadık. Ondan önce ben senin benim gördüğüm senin şu anda. Geçen hafta Tina sadece düğme diktirmişti ve o düğmeyi dikti, söktürdüğü halde ceza aldı. Tamam uzatmayın, bu konuyu biz bir araştıralım. Yani Tina'nın yaptığı gibi mi diyorsun? Evet. Hayır. Aynen, işaretlemeden tamam, yapıyor. Biz bir araştıracağız, bu konuyu yarın tekrardan buraya getireceğiz. Eğer öyle bir şey varsa tabii ki sana ne yapıldıysa Aleyna ve Hülya'ya da bakacağız Hülya'cığım, bilmiyoruz şimdi. Dikişin D'sini bunları kendim elimle bakacağız, diktim, her şeyi araştıracağız. Açıklama yapma çünkü konuşmaya gidersek daha zaten zamanımız kalmadı. Buna bakmadan afaki hayali konuşamayız. Eğer tam puan bile almış olsan, eğer gerçekten dediği gibi bir iddia varsa Hülya'cığım, puanların senden geri alınacak. Tamam, tanısın. Tamam. Ne okay gerekiyorsa yapılsın. Evet, buyurun. Tamam, sonuçta kendine güveniyorsun. Güveniyorum tabii ki. Pekala. Yapılsın. Hülya. Neyin altında? Yıldızların. Yıldızların altında. Bugün iki tane verdik yıldızlar altı. Teşekkür evet ederim, sağ olun. Beş kızım. Teşekkür ederim. Beş Hülya'cığım. Teşekkür ederim. İlk defa yıldız koydum verdiğim puanı. Teşekkür ederim. Beş. Bir bana ilkim yani daha oldu. Her şey yıldız mı koyuyor demek istiyorsa? Yani öyle algılıyorsun. İlk defa beş koydu, beşin üstüne yıldız koydum dedim. Hiç öyle düşünmemiştim. Biliyorum zaten. Ah Hülya, umarım kendin yapmışsın. Kendim yaptım. Destek almadan çünkü gurur duydum bu yaptığın şeyle. Bravo. Teşekkür ederim. Sağ olun. Beş. Teşekkür ederim.